Ekonomiye başlamadan evvel Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Bunu çok iyi bilmek lazım ki İslam ekonomisinin temeli anlaşılsın. Para çok güzel bir köle fakat çok hain bir efendidir buyuruyor. Eğer siz parayı efendi yaparsanız bugünkü dünya ekonomide parayı efendi yapmıştır. Onun için onun zalim Kıbrıs'ı altında dinlemeye mahkum olmuştur. Şimdi evvela bu çizgiyi böyle bir tanıtmak istiyorum. İkincisi, faizsiz bir ekonomi nasıl olabilir ki? Böyle bir şey düşünülemez. Diyenler, işin garibi çoğu sol görüşlü bilim adamları. Sol görüşlü bir bilim adamının faizsiz ekonomimiz olmaz demesi kendi kendine imkandır. Çünkü aslında solculuğun oturduğu yuva Marksizm'dir. Marksizm'de faiz yoktur ki. Yani dikkat ederseniz bir yanlışı savunmak için sığındıkları kapı bizzat o kapıyı teklif ediyor. Yani Marksizm faizsiz bir ekonomiyi getiriyor ve bu ekonomiyle toplumların yönetilebileceğini söylüyor. Buna herkes inanıyor. Olabilir diyor, doğru söylüyor diyor. Çünkü onun şartları odur diyor. Bakın şimdi biz de aynı noktaya geldik. Şartları odur deyince demek ki faizin savunulması ancak belli şartlarda mümkündür ki kapitalist ekonomi içerisinde mutlaka faiz vardır ve bu faiz kapitalist ekonominin demin arz ettiği en üst noktada ben varım benden aşağısı olmasın zihniyetine uyuyor. Çünkü faiz mevcut sermayesini dahi hiç yormadan başkasının sermayesini kendi sermayesine katma metoduyor. Şimdi Türkiye'de uzun müddet karma ekonomi uygulandı, kapitalist sistem uygulanıyor, bazen batıyor, bazen çıkıyor birbiriyle. Envel Cet, yani bir kimse çıkıp da Türk ekonomisini sağlıklı olarak tarif edemedi bunu. Yani ekonomik kitaplarına uygun olarak tarif edemedi. Şimdi böyle bir durumda görüyoruz. Ne oluyor? Dikkat edin bakın. Çevrenizde ticaret yapan adamlara bakın. Hepsi büyük çoğunluğu hasbi olup batıyor. Mesela Anadolu'da bundan 50 sene evvel o kasabanın yahut bu ünlüsü 3 tane zengini vardı diyelim ki. 20 tane de orta zengini vardı. Bunların hepsi faiz çarkının altında yok olmuşlar. Çünkü faiz çarkı döne döne etrafını tıpkı elektrikli destere gibi etrafını keserek yürüyor. Etrafını keserek yürüdüğü için küçük ticarethaneleri, küçük atölyeleri, küçük fabrikaları yok edip büyüterek bakkaldan market, marketten süpermarket, supermarketten, gross market, ondan sonra da marketler zinciri yapmak. Prensibine uyar. Öyle olunca otomatikman aradaki küçük şeyler, ticari deprenişlerin hepsi söner. Ve söndüğü için o zaman bu sönüşü hızlandıran faizdir. Çünkü adam çok daha büyük bir kapitalin karşısına faiz alarak, hele hele bizim memlekette olduğu gibi %200 faiz alarak nasıl çıkıp da rekabet edecek bir imkanı yok. Şu halde bir kere sistemin içerisinde, bu sistemin içerisinde niçin şeyi, ekonomiyi idealde gibi görüp de onu amaç yapıp bilmediği ekonomiye tapma yoluna giden yolun içerisindeki işleyişi biz prensip olarak kabul edelim ki faiz ekonomisi olmaz diyelim. Yani bu ticaretiyle olsun, küçük atölyeleriyle olsun, canlı olarak yaşamak isteyen bir cemiyeti bir sünger gibi içindeki bütün varlığını alıp bir noktaya doğru götüren ve bütün para akıntılarını Samiri'nin uzasına götüren bir sistem.